أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرّغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا و فبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم الفاتحه Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar sevgili seyirciler. Vizyon 58 televizyonu stüdyosunda canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Ramazan Sohbetleri adlı programda siz sevgili seyircilerimizle tekrar beraberiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Tabii ki sizler de biliyorsunuz ki hafta içerisinde saat 17.30 itibarıyla sizlerle beraber oluyor. Dini konularda konuşuyor, sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Programımıza Balı Camii İmam Hatibi Fethullah Karakış hocamın okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Efendim kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Tabi, Vizyon 58 televizyonundan sizler yakinen tanıyorsunuz. Cuma günleri özellikle Tefekkür Bahçesi adlı program yapımcısı, araştırmacı yazar, iş adamı Sayın Bekir Çöl ile bugün beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Aynı zamanda programlarımızda her zaman yer alıyor. O güzel sesiyle Yılmaz Yıldırım kardeşimiz, Türk Sanat Müziği Sanatçısı bugün yine bizlerle beraber kendilerine hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet programımıza başlamazdan önce tabi biz kısa da olsa bir konu belirliyorum. Onu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bugünkü şahsımın konusu tatlı dilli, güler yüzlü ve hoşgörülü olmak. Bizi gerçek anlamda insan yapan, bizleri, bizleri güzelleştirip değerli kılan ve öteki canlılardan ayıran özelliklerin başında söz söyleme yeteneğimiz gelir. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden gönül inciltici hareket gelen bir sadakadan daha haylıdır. buyuran Yüce Rabbimiz güzel söz söylemenin ve insanları bağışlamanın ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Güzel bir söz kalplerin yaralarını sarar, onları hoşnutluk ve güler yüzlülük duygularıyla doldurur. Bağışlama ruhların kirlerini temizler. Yerine kardeşlik ve doğruluğu yerleştirir. Dilden kalbe yol vardır. İnsan diliyle kendisinde başkalarını da yüceltir. İslam adabının gereği olarak tatlı konuşmak ve güler yüzlü olmak durumundayız. Güler bir yüz tatlı bir dille tamamlandığı zaman insana bütün kapılar açılır. Gönüller güzel ve hoş sözlerle kazanılır. İslam itikadına göre Allah çok sevilen, sevildiği için de sayılan bir varlıktır. İnaşlı insanlar Allah'ı sevip saydıkları için onun yüce iradesine, emir ve yasaklarına riayet ederler. Kainattaki her çeşit sevgi Allah sevgisinin bir tecellisidir. Allah'ı sevenler onun en büyük eseri olan insanı, hayvanları, bitkileri, ağaçları, çiçekleri, böcekleri kısaca tüm tabiatı sever. İlahi güzellikleri ve özellikleri tabiat aynasında temaş ederek ona meftun olurlar. Yüreğinde sevgi olan kişi başkalarına karşı hatta hayvanlara karşı, tabiata karşı hoşgörülü olur, yumuşak olur, Ali Cenap olur, iyilik sever olur, yardım sever olur, hiç kimseyi incitmez. Karıncaya dahi zarar vermekten korkar. Kalbinde Allah sevgisi olan mümin daima biler yüzlüdür. Evet. Hocam böyle bir kısa Teşekkür, bir şey teşekkürler, açıkladık. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ee, tabii bugün konumuz çok önemli. Kur'an'ı anlamak gerçekten önemli bir konu. Sizlerle beraber onu konuşacağız, sizinle konuşacağız, sevgili seyircilerimize bu konuda bilgi vermeye çalışacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ramazan nasıl geçiyor? Benim klasik sorum ve programımıza başlamış olalım. Buyurun hocam. Ramazan güzel geçiyor. Ee, yani ben keşke biraz da vücutta şey ağırlık çok olduğu için devam Sen etse diyorum yani şöyle Ramazan evet. daha da güzel oluyor. Gerçekten yaz olmasına rağmen öyle fazla sıcak olmadığı için rahatsız edici bir durum yok çok şükür. Evet. İbadet, taat elimizden geldiği kadar güzellikler içerisinde geçirmeye çalışıyoruz. Evet, Allah razı olsun. Cuma günleri siz Tefekkür Bahçesi adlı program yapıyorsunuz. Gerçekten biz sizden bu konularda bilgileniyoruz. Dini konularda evet. Üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Biz de bu konuda almamız gerekenler alıyoruz. Zaman zaman da şehir dışına çıkıyorsunuz. Başka televizyon kanallarında programlar yapıyorsunuz. Geçen de bir İstanbul programınız oldu. Ben davet etmiştim. İstanbul'da buldum evet, ben sizi. E, orada da konuştunuz. Tabi insanların teveccühü de bu konuda farklı size karşı. Biraz anlatır mısın neler oluyor? Sevgilim? Allah razı olsun. İşte bir Hilal TV'ye geçen sene hatta bu senenin başındaydı. Çay TV'ye davet ettiler. Ee, orada konuştuk. Orada bu İHLATV'de ikinci program oldu. Geçen sene bir daha konuşmuştum. Evet. Ee, tabii buradan e, her yöreni kendi has bir anlatım tarzı var. Orada tabii çok büyük hocalar var. E, i̇lmi bize göre e, bize hocalık yapacak şeyde çok değerli alimler var. Ama bizim de kendimize göre anlattıklarımız var. Tabii. E, itibar ettiler sağ olsun e, konuştuk. Güzel de oldu. Programı dinleyenler, izleyenler Ötesi gün telefonlarla şeylerle bildiriyorlar. Çok da memnun olduk. Allah razı olsun. İnşallah dinleyenlere kendimize faydası olmuştu diye düşünüyorum. Yani. Allah razı olsun hocam. Yani bu konuda iyi ki varsınız. İyi ki Burada program var. yapıyorsunuz evet. ve insanlar sizden faydalanıyor. Evet şöyle başlayalım müsaade ederseniz. Kur'an tarih boyunca günümüze kadar nasıl kurularak gelmiş? Evet. Hocam akabinden bu özelliğini şu ana kadar da yitirmemiş. Bunun özelliği sebeplerini sizden almak istiyorum sayın evet. hocam. Buyurun efendim. Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Hira Mağarası'nda 610 tarihinde evet. Bismillahirrahmanirrahim ayetiyle inmeye başladı. Evet. Ee, indikten sonra bir kısım insanlar ilk, ilk defa Müslüman oldular. Ve Peygamber Efendimiz'in etrafında yer aldılar. Peygamber Efendimiz gelen ayetleri ümmetine, eshabına, o günkü dine, imana gelenlere e, peyderpey vermeye başladı. Yani o gün e, tabi onların bizden daha şey tarafları Arapça biliyorlardı. Gelen ayetlerin en azından e, kelime karşılığı da olsa şeylerini biliyor anlıyorlardı. Evet. Manasını anlıyorlardı. Ve e, gelen e, bilgilere göre, rivayetlere göre e, işte onlar ayet alıyorlar sahabeler onu ezberliyorlar hem de manasını özmüşüyorlar ve onları yaşıyorlar şahslarında kendilerinde. ondan sonra gelip onun ayette alıyorlar. Böyle böyle devamlı hem ezberle tutuyorlar ayetleri, lafzını hem de manasını kendi nefislerinde ameli olarak yaşamaya başlıyorlar, çalışıyorlar. Bu Peygamber Efendimiz zamanında böyle devam etti. Sabe sahabe döneminde de buna benzer şekilde devam etti. Ama e ve Abbasi dönemi gelince tabi İslam e, sınırları genişlemeye başladı. Ve Arap olmayan unsurlar da İslam'a girmeye başladılar. Hintlerden, İranlardan, Acemlerden, efendim işte Türklerden, e, Afrika e, halkından, yerlerden ta İspanya kadar uzandı. Şimdi burada e, bu insanlar Arapça bilmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak gelmiş. Ee, onlar Kur'an-ı Kerim'i ellerine aldılar. İki şey öğrenmeleri gerekiyor. Bir, Arapçayı okumaları gerekiyor. Ee, lisan olarak şey yapmaları. Bir de öğrenmeleri gerekiyor. Lisan olarak öğrenmeleri gerekiyor ki anlasınlar. Şimdi mesela Türkler ilk Müslüman oldukları zaman e, ee, Karahanlar döneminde Müslüman olmuşlar. Onlar hemen Kur'an-ı Kerim'i kendi dillerine tercüme etmişler. Ve kendi dillerinden anlamaya çalışmışlar. Çünkü o kadar bir milletin Arapça öğrenmesi mümkün değil. E, herkesin Arapça öğrenebilmesi veya Kur'an'ı anlayabilecek seviyeye gelmesi mümkün değil. Onun için onlar e, kendi dillerine çevirmişler. Hatta Farslar da aynı şeyi yapmışlar. Biz, onlar bizden evvel Müslüman olmuşlar. E, mesela ilk büyük müfessir İbrahim Taberi e, Fars'tır. Farsça yazmış. Evet. Farsça lisana çevirmiş. Ve o tefsir bundan sonraki gelenlere bir nevi önder olmuş. Herkes artık onları istifade ederek tefsir yazmaya devam etmişler. Tabi bu ileri zamanlarda işte Osmanlı daha çok genişleme devrinde tefsirler çok tefsir yazılmış. Ciddilerce tefsirler yazılmış. Fakat halkın anlayabileceği şekilde hiçbir şey yapılmamış maalesef. Osmanlılar zamanında mı hocam? Osmanlılar zamanında ondan evvelki dönemde de herkes kendi şeyine göre bir şey yapmış ama Türkçe'de bir Kur'an-ı Kerim'in açıkça bir mali yok. Efendim tefsirleri de Arapça yazılı çoğu. Mesela Ebu Sül Efendi tefsiri vardır. Arapçadır. Evet. Diğer tefsirler çoğu da Arapçadır. Türkçe tefsir yazan bir tane adam vardır Osmanlı'da. O da e, Mehmet Vani Efendi. E, dört ciltlik bir tefsir yapmış. Hatta bizim buradaki e, şeyimizde, kütüphanemizde vardı. Ben görmüştüm, okumuştum bir defasında. Evet. Yani onun hacinde böyle e, Kur'an-ı Kerim'i <laughs> anlaşılmak gayesiyle e, şey olmamış. Daha sonraki gelenler de e, bilhassa hocalarımız, alimlerimiz Kur'an-ı Kerim böyle e, şey kalmasın, kenarda köşede kalmasın ondan da okunsun diye Kur'an-ı Kerim'de bazı e, faziletli ayetler aramışlar. İşte ayet-el şu kadar okursan şöyle olur. Yasin'i şöyle okursan bu kadar olur. İhlası işte üç defa okursan Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi olursun. falan Böyle bazı rivayetleri e, ulaştırarak demişler ki böyle okunsun işte ise. Ama öyle okumanın da bir getirisi yok. İnsan e, sadece neye okuyorsun o zaman? Sevap kazanmak ile okuyorsun. Hatta sevabı da kendine de değil. Bugünkü anlayışta bak hepimiz biliyoruz. Evde kadınlar toplanırlar, Yasin okurlar, efendim. E, ayet el Elbis okurlar. Hı -hı. Başka gün şey yaparlar. Efendim işte e, Müslüman kesim e, eğer namaz kılıyorsa e, işte bir perşembe günü aklına düşerse yas namazından sonra oradan bir Kur'an-ı Kerim'i alır. Bir on dakika bir yasın okur. Geçmişlerini ruhuna bağışlar. Ta Peygamber Efendimiz'den başlar. Efendim. Ee, veya işte Ramazan gelirse yine Kur'an-ı Kerim okumayı bilen birisi ise e, abdesti varken de çıkar bir şey okumaya, hatim okumaya başlar. Böylece Kur'an-ı Kerim sadece bundan istifade edilir. Ee, ama e, Kur'an-ı Kerim bunun için mi geldi yani? Böyle okunmak için mi geldi? Bunu anlamak lazım, bunu idrak etmek lazım, bunu düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i e, bu sene, ben birkaç senedir e, takip ediyorum. Mahallini okuyorum, tefsirini okuyorum. Allah Zaten sayısı. başladığım günden beri, Bugün bu sene 22. senesindeyiz e, buradaki programların. Bütün programların e, bir Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okurum, onu mahalline okurum. Ondan sonra ya onun üzerinde veya başka bir mevzu üzerinde konuşurum biraz. Evet, şimdi şey hocam budur. anladım. Hocam şimdi, Fıram'ın başında şöyle dediniz. Ee, Peygamber Efendimiz'e hıra mağarasında geliyor vahiy. Hı. Rabbimiz tarafından gelen, e, Peygamber Efendimiz'e gelen vahiy ile oluşan bir kitap. bir kitap. Fakat orada e, sahabesi Peygamber Efendimiz'e geliyor, on ayet alıyorlar. Diyorlar evet. ki ey Allah'ın Resulü biz o ayeti alalım gidip yaşayalım tekrar gelip senden on ayet daha alalım diye evet. söylüyorlar. Şimdi bizim şöyle bir anlayışımız var. Bizde Kur'an-ı Kerimler hep böyle duvarlardadır. Hep yukarılardadır. Doğru. Böyle bir türlü Kur'an'a ulaşamayız biz. Evet. Kucaklarımıza bir türlü Kur'an-ı Kerim gelmez. Bizim dünyadaki kanunlarımız anayasamız olan Kur'an-ı Kerim Nedense kucaklarımıza bir türlü gelmez ki biz hayatımızı ona göre ikam ettirebilelim. Şunu sormaya çalışıyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'i gerçekten tanımıyoruz zannedersem. Evet. Biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl tanımamız gerekiyor? Bunu tanımak için de ne gibi yollar bulmamız gerekiyor ki? Rabbimizin bize ne dediğini, biz Rabbimize nasıl kul olacağız? Nasıl anlaşacağız? Bu konuda nasıl bir yöntem bulacağız? Ve bize bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum hocam. Şimdi e, kısaca şunu söylemek lazım. E, Kur'an-ı Kerim Arapça. Evet. Ee, birinci Arapça öğrenmek. O herhalde pek tatbiki mümkün olmayan bir şey. Çünkü belki ben öğrenirsem En güzel olan Öğrenirsin ama evet. herkes öğrenemez bunu. Ama herkes sorumlu Kur'an-ı Kerim'den. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'den sorulacaksınız. Tabii. Hesap gününde Kur'an-ı Kerim'in emirlerini soracak Cenab-ı Allah bize. Niye şunu emrettim yapmadın? Şimdi niye şunu emrettim tutmadın diyecek. Ee, onu sen okumamışsın ki bilmiyorsun ki. Ee, dolayısıyla birinci şart Arapça. Bu mümkün değil. Ee, o kime mümkün? Hani ayette var ya Cenab-ı Allah emrediyor. Vel teküm minküm ümmetün yed'une ilel hayri ve ye'mruna bil marufi ve yenhevne anil münker. Diyor ki Cenab-ı Allah sizden içinizden birileri olsun. Onlar emri marufu, nehyi münkeri insanlara sunacak kadar bilgi sahibi olsunlar. Evet. Bir topluluk olsun. Yani Hoca olsunlar, müftü olsunlar, müderris olsunlar, müfessir olsunlar, alim olsunlar ve insanlara hizmet etsinler. İnsanlara bu bilgiyi ulaştırsınlar. Yani birilerini şey için, tenkit için söylemek istemiyorum. Ee, 700-600 senelik Osmanlı impar şeyinde, e, İslam yönetiminde İslam ulemasından doğru dürüst bir tane Türkçe e, ilmi hal yazan bile yok. Hatırlarsın. Evet. Ee, biz e, aklımız yettiği zaman köylerdeki en büyük kitap bildiğimiz Mızrahlı ilmihali. Evet. O ihyalar, efendim öbür e, işte e, İbn Abi Dinler falan bu büyük ilmihaller, büyük fıkıh kitapları daha sonra tercüme edilerek insanlara kazandırıldı. Aklımız yettiği zaman ne tefsir vardı, ne maal vardı, e, ne bir şey vardı. E, Kitaba ulaşmak da, ulaşmak da mümkün değildi. Yani herkes istediği kitabı da bulamıyordu. Ben 60'larda okumaya başladım. Arapça okumaya başladım. Şeye gittim. O zaman böyle kitap bulamazdık zaten. Birçok kitabı kendimiz yazardık. Ee, öyle şey yapardık, okurduk. Şimdi günümüze geldik. Birinci şart Arapça. Arapçayı şey yapamayız. İkinci tefsirler var. Büyük tefsirler var. Bugün 20 cilt, 30 ciltlik tefsirler var. Yani bir insanın ömrünü e, yetiremeyeceği, yani günlük devamlı okusa bir ömür sürecek kadar. Ondan da bir şey elde edemezsin bu kadar uzun süreli şeyden. E ne yapacağız o zaman? En kısa yoldan mealden okuyacağız. Meal deyince hemen birileri itiraz ediyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'i mealden okuyabilir misin, anlayabilir misin falan. Ya kardeşim şu anda müftümüz, vaizimiz, hocamız kürsüye çıkıp da vaaz etmeye başladığı zaman Hayatın manasını veriyor. İnnemel mü'minûne ihvetün. Evet. Diyor. Ne demek? Mü'minler kardeştir. Feeslihû beyni eheveyküm. Kardeşlerimizin arasını ıslah edin derken yaptığı, söylediği şey meal değil mi? Evet. Yani orada meal oluyor da sen okuduğun zaman niye olmuyor? Meali okuduğun zaman ne gibi bir sakınca doğuyor? Efendim sen ondan hüküm çıkaramazsın. İşte Namaz ondan kılamazsın, abdest ondan alamazsın. Tamam, ondan illa e, öğrende namazı buna göre kıl, abdesti buna göre al demiyoruz ki. Biz almamız gereken her şeyi almak yani, zorundayız. Yani, yani sen anladığın kadarıyla evet. insan olarak senin kafan, ilmin, ifanın, aklın, idrakin ne kadarsa o kadar istifade edersin. E, bunu yapmamız lazım, bunu söylemeye çalışıyorum. Ben bu sene Ramazan'dan girmeden bir gün önce aklıma esti ee, bir şey düzenledim. Ee, Facebook'ta, e, internette bir sayfam var. Orada dedim ki ben meal okuyacağım. Bütün e, tanıdığımı, bildiğimi, arkadaşım olanları meal okumaya davet ediyorum. Evet. Ee, bir gün kalası Ramazan'dan bir gün evvel başladım. Her gün bir cüz meal okuyorum. Okuduğum mealden de böyle birkaç böyle manası itibariyle bize çarpıcı gelebilecek ayetlerin mahallerini yazıyorum oraya ve oradan istifade ediyorum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onlar benimkini paylaşıyor. Ben onların yazdığını paylaşıyorum ve özlü sözler böyle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya davet edici celb edici cümleler yazarak bunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Bence bütün Müslümanlar ben illa hatim okumayın. Kur'an-ı Kerim'i lafsından okumayın anlamında bir şey söylemiyorum. Mutlaka okuyacağız inşallah. E, tabii ki okuyacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in lezzeti büyüktür. Tabii. Ben hafızım. Gerçi çok kalmadı hafızlık, hafızlık hafız, ama. E, 11 yaşında hafızlığı bitirdim. Maşallah. O 11 yaşında hafızlığı bitirdiğim zaman benim ağzımdan ben istesen de Kur'an-ı Kerim'i durduramıyordum. Eyvallah. Yani evden çarşıya gelene kadar, çarşıdan eve gidene kadar devamlı ağzım Kur'an-ı Kerim bokurdu insanın defalarca okuduğu halde usanmadığı tek cümle vardır, o da ayetlerdir. Eyvallah. Çünkü bunlar tatlıdır, öyle şey yapmaz insanı. Anlamasan da zevklidir. Anlasan da zevklidir. Ondan insan usanmaz yani. Düzgün vardır, şey düşünce yap. vardır, tabii, tabii, lezzet vardır, sevinç vardır. Mesela şimdi şey, yarışması yapıyorlar işte. Kur'an-ı Kerim ee, yarışması, ses yarışması. Aslında bana göre normal sayılmıyor fakat ama ruhen insanın incitiyor yani ben e, onu dinlerken ağlıyorum. Kendimi tutamıyorum evet. yani. Eyvallah. Çünkü onun verdiği lezzet var, e, his var, duygu var. Evet. E, Cenab-ı Allah'ın ayetlerini tefekkür ederek hele bir de onun manasını az buçuk anlayarak e, altında mesele veriyorlar şeyin manasını. Onları şey yaparak okuduğun zaman dinlediğin zaman daha bir başka lezzet Değil mi hocam biz namazlarımızda Fatiha suresini okuyoruz. Yani, Mesel, yani Fatiha suresinin hiç değilse manasını bilmek zorundayız. Bir Müslüman olarak tabii. Rabbimiz bize ne diyor, biz tabii. Rabbimize ne, e, nasıl kul olacağız, tabii. ne yapacağız bunu bilmek zorundayız. Mesela şöyle dediniz e, konuşmamızın, bu muhabbetimizin başında da. Tabi gelip on ayet alıyorlar. Biz okumuş olduğumuz ayetleri... Neden hayatımızı indirgemiyoruz hocam? Neden yaşama noktasına gidemiyoruz? Yani sahabe bunu yapabiliyordu. Onlar da insandı. Onlar da aynı Allah'a inanıyorlar. Aynı peygambere, aynı kitaba inanıyorlardı. Biz de amenna aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere, aynı kitaba inanıyoruz. Biz okumuş olduğumuz ayetleri hayatımıza neden indirgemiyoruz? Hayatımıza neden yaşama noktasında bir formül bulamıyoruz? Yani onlar yapıyordu biz niye yapamıyoruz aynı hocam bunu? Ya şimdi... işte Kur'an-ı Kerim'i Algılama şeyimiz değişik. Bize öyle soruyorlar ki bana öyle sorular soruyorlar böyle bilhassa bayanlar soruyorlar diyorlar ki efendim işte ben Kur'an-ı Kerim okumaya başladım da tecvid-i tamamı bilmiyorum. Böyle okursam günah olur mu? Ya niye günah olsun kardeşim yani sen e, yabancı bir dilden kendi diline göre bir şey öğrenmişsin. Muhakkak ki onun lafızlarını çıkarmakta sen zorlanacaksın. Tecvidin noksan olacağı şey. Bir de diğer zamanlarda çıkartacaksın inşallah. Yani, ee, güzel okumaya başlayacaksın. Burada noksanlık insana günah getirmez. Evet. Fakat öyle bir noksanlıklarımız var ki onu görmüyoruz. Evet. Mesela adam demin dediğin gibi namaz kılıyor, Fatiha okuyor, zamm Sure okuyor. Benim Allah rahmet eylesin nenem vardı 90 küsur yaşında vefat etti. Allah ben ara sıra gazetede dedim ki anne bir sübhane oku bakayım dedim. Ama o hurdu sübhanekeyi işte köy mekteplerini hatırlarsın. Ee, hocalar böyle ağız derslerini ezberletirler. El gariyatüden başlarlar. Evet. Efendim bir kelime söyler onlar tekrar eder. Böylece ezberletirler. Fakat onlar o kendi lisanlarına göre onları öyle bir uydururlar ki hiç kitapta yazılı olduğu gibi cümleler ezberlenmez. Kendilerine göre bir şey ezberlemiş olurlar. Evet annem rahmetlik e, ibadetli bir kadındı. E, hiç e, namazını terk etmezdi. Fakat e, Allah'u e, ne diyor? E, ekber diyemezdi. Allah'a fekmer dedi. Allah'a fekmeri de hiç anlam olmaz. Evet. Ben ona tekrarlardım. Anne öyle demeyeceksin. Allah'u ekber diyeceksin. En büyük Allah manası çıkacak. Yine o öyle devam ediyor. Şimdi burada Bizim yapmamız gereken şey e, biraz böyle bilgi sahibi olanların e, diğer insanların okuma, hem lafzını düzeltmek hem de onların manasından bir şeyler aktararak onlara bir şeyler kazandırmak. Evet. Ben kısaca şurada bir ufak Hı. bir şeyim var. Niye e, okumamız, niye anlamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı anlamadan, emirlerine itaat etmeden yasaklarından kaçınmadan sadece sevap kazanmak için okumak yeterli bir okuma değildir. Bunu bir defa kabul etmemiz evet. lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında Peygamber Efendimiz bir kabre giderek, bir mezara giderek bir aşır okumamıştır. Yasin okumamıştır. Tebareke okumamıştır. Hatim okumamıştır. Sahabe aynı vaziyettedir. Sahabe bir kabirde Kur'an-ı Kerim okumamıştır. Kabre gidenin dünyayla işi bitmiştir. Ne yaptıysa götürdüğünendir. Ha ona devam eden bir sevap halkası olur mu? Olur. Nasıl olur? Buraya ne bıraktıysa devam eden bir cari sevap deniyor ya ona. Amel defteri kapanmaz ya. Amel yani. defteri kapanmaz. Evet. Nasıl kapanmaz? Ee, bir evlat yetiştirmiştir. Salih bir evlat. Efendim salih bir evlat yetiştirmiştir. O hayır işledikçe o istifade eder. Evet. Onun göndermesi gerekmiyor ona bir şey göndermesi gerekmiyor. Oğlu e, güzel bir hareket yaptı, birine yardım etti. Onun sevabından o ölen de istifade eder. Evet. Çünkü ona o ruhu, o alışkanlığı, o ibadet zevkini o verdi. Dolayısıyla o istifade eder. Veyahut işte bir kulan kursu açtı, bir köprü yaptı, bir hayır iş yaptı. Onun üzerinden geçen ya bunu yapan Allah razı olsun ne, iş, ne güzel iş yapmış dediği müddetçe evet. o istifade eder. Fakat diğer insanların ona yapacağı tek şey vardır dua etmektir dışarıdakilerin. Peygamber Efendimiz gidiyordu kabre. Esselamu aleyküm ya ehlel gubur. Ey kabir ehli selam size olsun. Siz bizden evvel gittiniz biz de geleceğiz peşinizden diyordu. Evet. Ve onlar hakkında dua ediyordu. Şimdi bizim alışkanlığımız Yasin okuyoruz. Hiç Yasin'in manasını, yani, manasını okudun mu Yasin'in manasını? Yasin'in manasında ölüden hiç bahsedilmiyor. Dirilere indiği bir söylüyor. Bilakis diriye diyor ki, Bütün zira men kâne hayyen ve yahikkal gavlu alel kafirin. Bütün zira senin uyarman için gönderdik bu ayetleri diyor. Menkane kâne hayyen, diri olanları, Diri olanları, sağ olanları uyarman, ikaz etmek için gönderdim diyor Cenab-ı Allah. Evet. Yani ölüler için bir şey yok orada. E, diyorlar ki efendim işte e, ne yapalım yani? E, şimdi cenaze oluyor, taziye gidiyoruz ya. E, gidiyoruz mesela. E, geçen bir yere gittim. Ya işte şimdi diyorlar e, öyle ya, şey okumayalım. Ne okuyacağız peki? Ne yapacağız şimdi burada? E, tamam yine Kur'an-ı Kerim okuyun dedim. Ben şey okudum o taziye yerinde ya min bis sabri ve diye başlayan ayetten başladım. Orada da ölüye ait bir şey yok. Bilakis dirilere tavsiye var. Mesela ve bir şey iminel havfi vel cu'i ve sizi imtihan ederim diyor Cenab-ı Allah. Sizi de denerim. Neyle? Nefsinizi noksanlaştırarak, malınızı noksanlaştırarak, size acı vererek, size korku vererek sizi imtihan ederim. Bakayım ne yapıyorsunuz, sabrediyor musunuz? Hocam tabii burada düşün ki bir insan dünya boyutunda Allah'ın rızasını kazanma konusunda hiçbir şey yapmamış. Evet. Akabinde Peygamberimizin e, sünnetine hiçbir zaman tevessül etmemiş. Aşağı. Fakat bu insan ölüyor, biz hemen e, Kur'an-ı Kerim alıyoruz, gidiyoruz, bu insana okuyoruz ki Allah rahmet etsin diye. Böyle bir rahmet anlayışı olabilir mi Sayın hocam? Aslında Kur'an-ı Kerim ölmeden evvel okunacak. Değil mi efendim? Öyledir yani sonuçta. Yani Yasin e, eskiden e, şeydi. Kur'an-ı Kerimle gitmek makbul diyor. Kur'an-ı Kerim okuyarak ölünmek makbul diyor. Öldükten sonra Kur'an-ı Kerim okumak değil. Evet. E, mesela birisi hasta falan dedi mi biz daha mollalık devrimimizde küçükken okurken hemen Kur'an-ı Kerim'e kapar onun başında okurduk. Şifa olur e, diye falan. Aslında Kur'an-ı Kerim'i e, ölmeden evvel ona okuyacaksın ki oradan anladıklarını hayatına yansıtabilsin, yaşayabilsin değil mi efendim? Yani bu konuda. E, oradan bir şeyler alacak. veya evet. ibadetin taatını düzgünleştirmeyi kendisini düzeltecek. Önemli olan burası zaten. Kur'an-ı Kerim insanlığa gelmiş. Şimdi ben e, birçok ayeti şuradan şey yaptım işaretledim. E, Kur'an-ı Kerim'de niye Kur'an-ı Kerim'i okumamız, niye anlamamız gerektiğini bildiren yüzlerce ayet var. Evet. Yani bir baştan sona okuduğun zaman bunlara zaten adım başı rastlarsın. Her yerde rastlarsın. Mesela birinci ayet e, ee, Bakara suresinin başlıyorsun. Elif la mim zalikel kitabü la raybe fi zalikel kitabü işte bu kitap la raybe fi şüphe yoktur onun içerisinde. Bütün kitaplarda bütün kitaplar şeysiz, istisnasız, yanlış vardır, noksan vardır, fazla vardır. Ama tek kitap vardır ki Kur'an-ı Kerim bunda yanlış yoktur, tamam. bunda noksan yoktur, evet. bunda fazla yoktur, bunda eksik yoktur. Bu tamdır. Mükemmel bir kitaptır. Çünkü Cenab-ı Allah bunun garantisini evet. veriyor. Estağfirullah. Evet. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu la hafizun. Zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onu biz koruruz diyor Cenab-ı Allah. Koruyucusu biziz onu. Koruyucu biziz. Eyvallah, Amenna. Peki hocam şöyle bir nefeslenelim, müsaade eder evet. misiniz? Ben Tabii. sözü Yılmaz Yıldırım kardeşime bırakalım. E bakalım kendisi bize ne söyleyecek. Buyurun efendim. Dil yaresini kandıracak Yare bulur da gönül ya çare bulun Bu eseri tabii ki çıplak okumak e, zordur e, saz e, olmadan e, Bu şarkıdır ancak e, şarkı formunda bestelenmiştir Birçok e, bestekarlar, güftekarlar bir Molla'nın dizinin dibinde, dedenin, şeyhin e, dizinin dibinde, İslam'a vakıf olan e, alimlerin dizinin dibinde yetişmiştir. Yüzde yetmişi e, böyledir. Örnek verecek olursak mesela e, Hacı Arif Bey'in Vücudu İklimin Sultanı Sensin Efendim e, eserini e, bestelenmiştir. Peygamber Efendimiz'e e, yazmıştır. Aklıma şöyle bir eser geldi. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Ben seviyorum demek çok kolay. Hadi öl deyince ölen var mı? Benim aklıma gelen burada biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Peygamber Efendimiz'e ne kadar bağlıyız? Zorluklara ne kadar göğüs geriyoruz? Canımızı, malımızı verecek kadar imani güç var mı? Akla gelen bu tür şeyler geliyor tabii ki benim aklıma. E, tabi Bekir hocam da e, burada daha çok e, geniş bilgiye e, sahip. E, Kendimde tasavvuf eserlerini pek seviyorum. Tasavvuf, saf temiz, teslim olmak tanımı e, bu. Lakin e, kendimizi, kendilerini mutasavvuf zanneden insanlar yani kusuruma bakmasınlar, e, yobazlar İslam'a zarar vermişlerdir. İslam'ın yanlış anlaşılmasına sebep olmuşlardır. Sanata, ilme, davranış bilimine, peygamberimizin Örnek ahlakına perde olmuşlardır. Çok çok uzun bir e, mevzu tabii ki e, söz sizlerin. Buyurun. İlerleyen saatlerde e, tabii Yılmaz abiden şöyle bir ne yüklemesinde rica edelim kendisinden. Hocam şimdi Kur'an okumaktaki asıl maksat onu anlamaya çalışmaktır. Evet. Bu husus ayetlerde gayet açıktır. Bir müsaade ederseniz birkaç ayet okumak tabii, istiyorum, tabii. paylaşmak istiyorum tabii. sizinle beraber. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Evet. Akabinde e, biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. Tabii. Evet öyle olmasa Kur'an'ı düşünmezler mi yoksa kalplerin üzerinde üst üste kilitler mi var? Mesela bir hadis-i şerifinde de peygamberim şöyle buyururlar. İşte Kur'an'ı anlamaya çalışmanın üzerinde kafa yormanın, tefekkür etmenin, nafile namaz kılmaktan daha önemli olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zer'e hitaben söylediği oturup Allah'ın kitabından bir ayeti anlaman senin için yüz zekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır Değil mi zaten Peygamber Efendimiz'in bütün hayatı Kur'an'dı. Yani e, mesela e, hiç Peygamber Efendimizin hutbelerini gördün mü? Tamamı ayettir. Yani Peygamber Allah'ın ayetinden başka bir şey anlatmıyordu ki zaten sahabesine. Evet. Ya yani, bütün sözü onlaydı. Ve Cenab-ı Allah diyordu ki ona. Evet. Ya ayyuher rasulü belli ma unzile ileyk. Sana ineni tebliğ et ey rasul senin görevin bu diyordu. Senden başka bir şey istemiyorum diyor. Yani peygamber e, işte felanın Müslüman olmasını istiyor gönülden. Ama nasıl olmuyor ona? Çünkü o isteyecek ki Allah onu Müslüman yapsın. Sen anlatmakla mükellef. Yani o anlatmakla mükellef. Evet. Sen kimseden ücret almıyorsun. Sen kimseye kefil değilsin. Sen kimseye vekil değilsin. Sen onları şey yapamazsın. Ya Mesela ayet yani. var. İndeki la tehti men ahbabte ve Allah yetti men yaşa. Ey Muhammed sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ben erdiririm diyor Cenab-ı Allah. Sen görevin yapacaksın. Evet. Şimdi Kuran'ı e, Kur'an-ı Kerim'i niye anlamamız gerektiğini kısaca birkaç cümleyle Fırıncığım. ifade etmek istiyorum. Kur'an'ı anlayarak niçin okumalıyız? Dikkat ettiysen okuduğun ayetlerde hep soru formuyla geliyor. Cenab-ı Allah bize e, niye anlamamız gerektiğini soruyor. E, niye anlayarak okumamız gerektiğini soruyor. Allah'ı tanımak. Birincisi Allah'ı tanımamız lazım. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını, Cenab-ı Allah'ın varlığını, Cenab-ı Allah'ın e, neleri nasıl yarattığını ancak Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlayabiliriz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz andan itibaren anlayarak, Tabi bir de yaşamak önemli. Tamamen anlayıp e, kafada kalmaması gerekiyor. Tabi, yani. Değil mi efendim? Yani evet. peygamberimize vahiy geliyor. Vahiy geldikten sonra peygamber efendimiz o vahiyle hem kendisi yaşatıyor hem de sahabesine bunu anlatıyor. İşte. Sahabenin yaşamasında söylüyor Enfal, yani bunu. Enfal suresinde anı geçiyor ya İzâ e, tüliyet evet. aleyhim zâdetüm ve vecilet kulûbühüm diyor Cenab-ı Allah. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğu zaman yaptığın ve yapmadığın şeyler gözünün önüne gelir. Tabii. Ve o zaman Eyvah ben nereye gidiyorum dersin. Yani kalbin titrer. E, i̇çin burkulur ve kendini düzeltmek için bir şeyler yapmaya e, şey yaparsın. İnsan kendisini mesela biz demin dediğin gibi Fatiha okuyoruz. Fatiha'da çok büyük ayet manaları var. Fatiha'da diyoruz ki ya Rabbi her okuduğumuzda ihtina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi doğru yola hidayet et. Yani her gün Defalarca her rekatta okuduğumuz Fatiha'da bunu söylüyoruz. Niye bunu söylüyoruz her rekatta? Yani e, bir defa hidayet verdiğimiz zaman yetmiyor mu? Yani diyoruz ki orada Ya Rabbi bizi hidayete erdir ve oradan bir daha kaymayak başka tarafa. Başka tarafa geçmeyelim. dostur yoldan yani, bizi gönder. Yürüt. Tabii evet. orada devam edelim. devam edelim. Hayatımız orada devam etsin. Evet. Bir başka şey var ki orada. İyyâke ve iyâke nesta'in diye büyük bir ayet var. Diyoruz ki orada ya Rabbi sadece sana ibadet ederim ve sadece senden yardım isterim. Şimdi oradaki sözü aslında Cenab-ı Allah bize söyletiyor. Diyor ki bana söz verin. Benden başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Ve benden başkasından da yardım istemeyeceksiniz. Zaten ileriki ayetlerde işte taziyede okuduğumuz ıı, aşırda. İlk baştaki ayette ne diyoruz? Ya yüllezine amenu. Ey iman edenler. İstainu. <laughs> benden yardım isteyin. Bir sabri ve sala. Sabırla, duayla, namazla benden yardım isteyin. Allah emrediyor diyor bunu. Kesin emir. Fatiha'da sözünü alıyor. Diğer ayetlerde de emrediyor. diyor. Benden başkasından yardım istemeyeceksin. Niye? Allah insana şah damarından daha gözüm. yakın daha yakın yani İnsan... aracıya tefeciye gerek, gerek yok. Yoktur. Yani canım Allah'a haşa ben ulaşamam. Şimdi şeyler öyle diyorlar. E, müşrikler e, Peygamber Efendimiz zamanında evet. işte e, ayette diyor ki ya Muhammed onlara desen ki e, göğü kim yarattı? E, yeri kim yarattı diye sorsan Allah, Allah derler. Evet. Onlar Allah'ı tanıyorlar, biliyorlar. Tabii, tabii. E peki niye Allah'a tapmıyorsunuz da şeye e, tapıyorsunuz putlara? E, ha ilahi şüfe auna onlar bizim yardımcılarımız. Biz direkt Allah'la irtibat kuramıyoruz. Onların vesilesi. Bunları vesile ediyoruz. Onlar bizim halimizi oraya arz ediyor. Öylece işimiz halloluyor. O zaman ne oluyor hocam? Şirk oluyor değil mi hocam e Şirk işte. Şirk, oluyor, evet. şirk şu demek zaten. Allah'a bir başkasını ortak etmek. Allah'ın yaptığı işlere falan da ona şey yapabilir. Yardımcı olur o işlerin olmasına demek. Evet. Şimdi peygamber efendimizin güzel bir hadisi şerifi var, Türkçesini söylüyorum. Diyor ki, ben kıskancım, Allah benden daha kıskanç diyor. Ee, ne demek yani Allah kıskanç? Kim neyini kıskanır? Herkes kendine ait olan şeyi bir başkasından kıskanır. İnsanlar namusunu kıskanır. İnsanlar malını kıskanır. Yani bir başkasının gelip senin tarlana herhalde el koyması istemezsin. Ee, şimdi Allah da bazı yetkileri kendinde bırakmış. Tevbeyi Allah kabul eder. Kimse kabul edemez. Allah'tan başkasına da tevbe edilmez. İnsanın günahını Allah mağfiret eder. Allah'tan başkasından mağfiret dilemez. Evet. Yağmuru Allah yağdırır. Rızkı Allah verir. Dünyevi ve uhrevi Allah'tan istememiz gereken şeyleri Allah'ın gayrısından istersek onu Allah'a ortak etmiş oluruz. Aşağı, evet. İşte Ramazan'ın başlangıcında görmüştürsün haberlerde. Vatandaşlar ilk orucunu tutmuşlar. Gelmişler İstanbul'daki Ramazan şeyin birinci gününde Ramazan'ın oruç baba diye bir adam. Rahmetli olmuş orada yatıyor. Allah rahmet eylesin. He. Evet. Senelerce önce ölmüş. Evet. Ya kardeşim yani Allah'tan korkun. Ne yapıyorsunuz siz ya? ben birisi diyor ki işte oğlum araba alacak. Biz diyor ki ev alacağız. Bir iki diyor evlenecek. E geçen sene geldik buraya şey yaptık. E, kabul oldu, evlendi. Kabul oldu, araba aldık. Kabul oldu, ev aldık. Ya bunu söyleme küfür kardeşim ya. Küfür, küfür. Dinden çıkıyorsun. Dinden çıktığın zaman da yaptığın bütün ameller şey diyor, siliniyor. Bitti. Yani bir silgi elin alıyorsun. Ne kadar ne kadar e, hasenin varsa, ne kadar sevabın varsa Hepsini siliyorsun, yok ediyorsun. Hatta evliysen nikahına da gidiyor efendim. Ondan sonra e, ben Müslümanım diye geziyorsun sen. Haberin yok gittiğinden. Din gitti iman İman gitti elinden. Şimdi e, bu tür şeyler her yerde var maalesef hocam. Her yerde devam ediyor. Söylediğin zaman hemen kızıyorlar, şey yapıyorlar. Kardeşim Allah... Kendisine ait şeylerin başkası tarafından paylaşılmasına razı olmuyor. Bitti. Bu kadar ya. Zaten e, orada hüküm var. Ha. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiyse mümin erkeklerin ve mümin kadınların tercih hakkı yoktur. Uğur. Ne hakkımız var bizim teslim olma hakkımız Uğur. var. Rabbimiz ne dediyse bunu yapmak zorundayız. Bunun farklı bir şekilde farklı noktalara götürmenin bir anlamı olmaz. insan dilden çıkar. Ya yani Rabbimiz istemiyor yani sonuçta. İki ayet ona ayet arayla geliyor. <laughs> Allah la تَجْعَلْ me اللّٰهِ ilahen اٰخًا Allah'la beraber ikinci bir ilah edinmeyin diyor. Kesin yani. kanundur. Karardır evet. bu yani bitmiştir olay. Evet. E peki Allah'la beraber biz ilah mı ediniyoruz? Ki Rabbimiz böyle diyor değil yani mi? Yani öyle evet. dediğine göre bu emri bize verdiğine göre. Ki la ilahı da, da odur. La yani, ilahe illallah. Allah'tan ilah, başka ilah olmadığını. Ilah diyor. Diyor. Değil mi efendim? Ee, şimdi e, efendim işte şeyler diyorlar ki e, Yahudiler o zamanki ya biz işte hocalarımızın efendim liderlerimizin dediğini şey yapardık kesin kes iş şey yapardık işi. Onları siz ilahi dinliyordunuz diye Cenab-ı Allah. Onların sözlerim benim yani ben, o zaman yani, değil mi efendim? Yani? Evet. Şimdi bizde de bu tür öyle bir hatalar öyle bir şeyler var ki. Yani bunu anlatmak kolay değil. Söylediğin zaman birileri kızıyor. Söylediğin zaman birileri ters anlıyor. Onlar kızsınlar. Yani Biz söylemeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle ee yani inşallah. şeyde kısaca bir şey yaşadığım şeyi anlatayım. Meydan caminin yakın olduğu için bazen oraya vakit namazlarına falan da gidiyorum. Cuma'yı zaten orada kılıyorum devamlı. Allah, Allah razı olsun. Orada bir yatır var biliyorsun. şemsi Sivas'i efendim. Evet. Orada rahmetlik olmuş. Yatmış. Yatıyor Allah adam. Senelerce evvel evet. vefat etmiş. Şimdi onun bize verebileceği bir şey yok. Evet. Vardım bir iki tane kadın. Birinin elinde çocuk var. Biri böyle çarşaflı. Biri de normal başörtülü falan. O vaziyette duruyorlar. Anladım ki bir çocuğun bir derdi var. Bir şey var ki. Oraya geldiler dua edecekler falan. Dedim ki bir ya, yaşça büyüğüm ben onlardan. Babası dedesi yaşındayım. Ee, belki kırmazlar dedim. Sor, söyleyeyim dedim. Dedim ki kızım belli ki bir derdiniz var. Ee, bir abdest alın. Aa, da kadınların namaz kıldığı yer var. Oraya girin. iki rekat Allah rızası için namaz kılın. Elinizi açın. Cenab-ı Allah'tan isteyin. Ne istiyorsanız size. Tamam tamam biz biliyoruz dedi. Şimdi biraz sonra seyrediyorum ki o kabirdeki etrafında tavaf ediyorlar diyorlar. Ya kardeşim oradaki insan bile rahatsız olur ya. Tabii. Allah'tan. Şems-i Sivasi önemli bir şahsiyet. Yani, yani ya, onun eserlerini biz okuyacağız. Yani. Onun hayatını biz örnek alacağız. O şekilde hayatımızı yerine göre yönlendireceğiz. Sonuçta Allah insan buna yani... Allah buna razı değil. Evet. İşte ayette de min diye geçer. Min Allah'ın altında ast bir ilah edinmek demek. Allah'tan başka birine inanmak demek veya ondan bir şeyler istemek demek, yardım istemek demek. Bunları biz eğer ayetleri Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okursak işte bunları vazgeçeriz inşallah. Bunlardan ya ben ne yapıyormuşum ya. Allah bırakıp bak hele bak. Yani günde sen 40 vakit e, namaz 40 rekat namaz kılacaksın ve, fatiha Beş vakitte. Okuyacaksın. ve her e, rekatta fatiha okuyacaksın var her rekatta söz vereceksin Allah'a ki senden başkasına yardım istemeyeceğim diye kapıya çıkıp falan Efendi'den yardım isteyeceksin evet. böyle bir şey olur mu evet. ya yani? şey, şey dinde böyle bir şey olur mu? Evet hocam e, tabi Kur'an okumamızın bir amacı var tabii. yani bir hedefimiz var bir gayemiz var tabii. okuduğumuz zaman acaba biz ne yapacağız? niye hitap edeceğiz? Okumamızdaki amaç nedir? Biz bunu bilmek zorundayız. Bunun gayesini soracağım akabinde. Sanki Kur'an biraz önce siz de söylediniz. Kur'an okumak sanki sevap almak için, sanki Hı. ölülere okumak için. Ya sanki böyle Allah'ın emri olduğunun farkında, farklı şeylerin emri doğrultusunda biz sanki Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sevap almak için mi okuyoruz? Biz şifa bulmak için mi okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i? Oysa ki biz yaşamak için, hayatımızı indirgememiz için okumamız gerekiyor. Bunda neler söylersiniz? Bunu aslında bir misalle arz etmek istiyorum. Evet. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim bir reçetedir. Evet. Doktora gittik. Sen hastanede evet. çalışayım dedim. Doktora gittik. Doktor hastamıza baktı. Bir reçete yazdı bize. Reçeteyi eve getirdik. Ee, şeyin doktorların yazısı pek okunmaz zaten. şeydir böyle. Onu cam battık. Bir yere güzel bir yere astık. Her gün sabahtan ona bakıyoruz. E, efendim ikram gösteriyoruz. Öyle duruyor. O reçetenin bize faydası olur mu? Olmaz. Ne zaman ki onu ilaca çevirir, İlacı doktorun tavsiye ettiği gibi içersek o zaman şifa buluruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de hepsi birer mucizedir. Ayet mucize demektir zaten. Ayetin Türkçe karşılığı mucizedir. Ve min ayatihi diye başlayan ayetler hepsi Cenab-ı Allah'ın olağanüstü hallerini evet. anlatır. Şimdi burada e, Kur'an-ı Kerim'i okuma gayemiz anlayıp anladıklarımızla amel etmek olacak. En büyük gaye bu. Onu anlatmaya çalışıyordum burada. Yarım kaldı. Evet. Ee, anlamadan bir doğru düz amel yapamayız. Sadece yüzündeki lafızlarını okuyarak Kur'an-ı Kerim'in bir sevap elde edemeyiz. Sevabı elde etmemiz için onu amele çevirmemiz lazım. Yani O zaman sevap yani. için okunmuyor yani. Allah'ın e, sevabını okunması Allah gerekiyor Allah yani. Tabii. Rabbimiz sevabını verecekse Tabii. verecektir yani. Tabii. O kendi katında. O başka. Evet. Yani yaptığın her işten Cenab-ı Allah... Ya yolda gidiyorsun. ...milletin ayağına takılmasın. Ya şu taşı şu kenara koyayım desek o da bir sevaptır. Evet. Yani sevap getirmeyecek bir şey yok. Evet. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i ben okuyayım, anlayayım, yaşayayım diye okursan zaten sevabı elde edersin. Hem yaşadığın için hem de o niyetle okuduğun için. Yani Eyvallah. Yani niyetin seni bir defa sevaba götürür. Eyvallah. Amellerin başı neydi? Niyetti. Niyetin halis olduğu zaman Yaptığın iş muhakkak sana sebep getirir. Evet. Ama öyle bir niyetin olmazsa mesela şimdi şey olmasın, laftan lafa geçiyoruz. Tamam. Ramazan dolayısıyla ben gençliğimde okuduğum için yaşadım biliyorum, hafızlık yaptığım dönemde. Bir sene 17 tane hatim okudum. Ramazan'da. Yani e, günde 17 cüz okuyorum. Ramazan'ın bir gününde. Kur'an-ı Kerim'in yazısından fazlasını okuyorum. Evet. E, şimdi ne için okuyoruz biz bunu? Menfaat için okuyordum o zaman ben. Çünkü para verecekler bana. Ee, o niyetle gidiyor. Ama ben bir mesai harcıyorum. Nefesim kesiliyor akşama kadar. yedi okumak kolay mı öyle? Ben 11 yaşında çocuğum. Ee, ben aldığım normal benim. Fakat bana okutanlar Kur'an-ı Kerim'i sevap satın alınmaz. Sevap amelle elde edilir para vererek sevap alıp ölülerine gönderemezsin. Böyle bir şey yok. Evet. Bütün İslam alimleri bunu araştırmışlar. Bu konuda fetva vermişler. Ebu Suud Efendi'nin de fetvası vardır bu konuda. Para karşılığı Kur'an okunmaz. Okuyan mesaisinin karşılığını alır. Ama okutan bir şey elde edemez. Onun için biz demin de dedik ya ameli kendimiz yapmamız lazım. Şunları tekrarlıyorum. Nişin okumalıyız. Allah'ı tanımak, melekleri tanımak, kitapları tanımak, peygamberleri tanımak ve iman etmek ve kainat ayetlerini tanımak. Ayet sadece Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar değildir. Kainatın her hali Cenab-ı Allah'ın bir ayetidir. Her şey bir mucizedir kainatta. Güneş e, o tonlarca e, ağırlığıyla hiç azalmadan, hiç çoğalmadan, hiç ileri gitmeden, hiç geri gitmeden, aynı yerinde sayarak devam ediyorsa, o Cenab-ı Allah'ın en büyük mucizesidir zaten. Onu anlamak lazım, onu seyretmek lazım. Evet. Ahireti, cenneti, cehennemi tanımak, Allah'ın rahmetine, nimetine, cennetine kavuşturacak amelleri öğrenmek, Allah'ın gazabından, azabından, cehenneminden kurtulmanın yollarını öğrenmek, Allah'ın rızasını kazanmak, Kur'an'dan nasihat almak, akletmek, fikretmek, uyanmak, ikaz almak ve Kur'an'ı anlayarak okumamız gerekir. Bu nedenlerle. Kerim. Bunlar saydıklarım belki gayemizin yüzde biri bile değil. Yani bütün bu şeyleri nefsimizde yaşayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i anlamamız lazım. Anlamak için de gayret etmemiz lazım. Anlamak için illa ilim adamı e, bilgi sahibi olmak gerekmiyor. Bugün kitaplar hazır. 300'ün üzerinde maal var, Kur'an-ı Kerim maali var. Hangisini istiyorsanız. Ben mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın hazırladığı mealden istifade evet. ediyorum şu anda. Zaten Rabbimiz anlamamız için ne diyor ya ben size Arapça olarak ilgilenim. Yani yani kolay bir dil aslında. Programımızın başında da söylediniz. Tamam. Yani bunu anlamak için Arapça bilmek gerekir. Bu konuda ne yapmamız lazım? Arapça öğrenmeye çalışmamız lazım yani. ki gerçek manada da anlayabilelim. Yok öğrenemedik e, tabii manasını bilmek yani lazım. Işte o, Türkçe halen okumak lazım Kur'an'ı. Yani dediğim gibi ayette zaten o emrediliyor. İçinizden birileri bu işi öğrensin diyor Cenab-ı Allah. Değil mi efendim? Herkes evet. e, mealden okuyarak e, şey olmaz. Hoca olmaz. Herkes ee, bunlar sadece avamın anlayabileceği kesimler. Bedevi Arap nasıl gelip de Peygamber Efendimiz'den e, ayetleri onar beşer alıp da nefsinde hem anlıyordu hem de tatbik ediyordu. Evet. Biz de geleceğiz. Bir kendimiz okuma yazmamız olmasa bile çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, torunumuzdan, kızımızdan bir tanesini oturtacağız. Televizyonun kulağını bir saat keseceğiz. Cenab-ı Allah ne diyormuş bize birisi okuyacak. Biz de dinleyeceğiz istifade edeceğiz. Evet. Yolu bu başka yolu yok. Şimdi e, tabi bizzat Kur'an inananlara şifa ve rahmet oluşunu şöyle beyan ediyor hocam müsaade ederseniz. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. Evet. Değil mi efendim? Tabii, e, tabii ki rahmete nail olma kuşkusuz Kur'an'ı uygulamaya bağlıdır. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun, inkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız. Böyle evet. buyuruyor. Ya şifa manevi şifa. şifa oradaki bizim bu hastalıklarımıza, dış zahiri hastalıklarımıza, efendim işte Allah korusun kanser olmuş falan olmuş, başka olmuş. Ama tedriz alacağız. Ee, ki, Rabbimizin tabi Rabbimizin mutlaka tabi, yani. Evet. Tabi, onlar için tedavi yollarını arayacağız muhakkak evet. ki. Evet. Ama e, şimdi e, sen hiçbir doktora götürme. Hiçbir böyle şeye tıbbi şeylere e, ilgilenme. Evet. Otur Kur'an-ı Kerim oku ki şifa bulayım diye. O da e, akılsızlık olur yani öyle evet. bir şey yok. Evet. Kur'an-ı Kerim manevi dertlere şifadır. Evet. E, manevi dertlerimizi düzeltir. E, sinelerinizdeki sinirlerinizdeki sinenizdeki dertlere şifa diyor Cenab-ı Allah ayetinde. Yani sinede ne vardır? Göğüste kalp vardır. Kalp hastalığının şifasıdır. Kalp hastalığı da yine bizim damar tıkanıklığından dolayı olan hastalık değil. Kalbimizdeki e, kalp e, Peygamber Efendimizin lisanıyla ne diyordu Peygamber Efendimiz? E, sizde bir et parçası vardır. O salih olduğu zaman bütün vücudumuz salih olur. O et parçası <laughs> fesada uğrarsa bütün vücudumuz fesada uğrar. Evet. Ela Ayah olun, uyanık olun. Vehyel kalp. O kalptir diyor Peygamber Efendimiz. O halde e, kalbimizdeki o hastalıkların şifa bulması için bizim ayetleri anlamamız ve onu nefsimizde tatbik etmemiz lazım. Peki hocam. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'i elhamdülillah Müslümanız okuyacağız. Okumakla beraber e, Allah'ın emirlerinde gücümüzün yettiği oranda yerine getirmeye çalışacağız. Yani kulluğumuzun e, bilinci içerisinde olup o şekilde hayatımızı tanzim etmeye çalışacağız. Tabii, Tabii bu konuda e, Rabbimizin de e, bir emri var. Özellikle Müslümanlığımızın gereği olarak Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak yetmiyor. Evet. Bunun içinde de Rabbimizin emirleri var. Neler yapmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize Tabii. beyan etmiş. Peki evet. e, biz bundan sonra nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ki biz gerçek manada Kur'an'a tabi olalım? Biz Kur'an'ı gerçek manada tanıyalım. Biz gerçek manada Rabbimizi tanıyalım, Peygamberimizi tanıyalım ve elhamdülillah Müslüman olarak yaşayışımızda Müslüman olarak da hayatımızı sonlandıralım. İşte bu yolları biraz bize açıklarsınız. Biraz da programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle hem son sözlerinizi almış olalım hem de şöyle evet. biraz anlattıktan sonra hangi yolu takip etmemiz lazım ki biz gerçek manada hedefimize ulaşabilelim hocam. Buyurun efendim. Vallahi ben ee, bir kuran Kerim'den ayetin manasıyla bu işi noktalamak istiyorum. Evet hocam. Begala suresi 178. ayet. Evet. Çok ayet tabii, şey tabii. yaptım da işaretledim. Sadece bunu okumak fırsatı Zamanımız yeterli değil hocam. Olmadığı evet. için. Burada Cenab-ı Allah Leysel birre en tüvellü vücuheküm gübelel vel marib Sizin kıbleye dönmeniz, bu tarafa dönmeniz, bu tarafa dönmeniz sizin iyi insan olmanızı sağlamaz diyor. Evet. velakin el birra gerçekten iyi insan olmak istiyorsanız men amene billah Allah'a inanacaksınız. Evet. Vel yevmil ahir Tabi. ahiret gününe inanacaksınız. Ve evet. melaiketi meleklere inanacaksınız. Vel kitabı gönderdiğim kitaplara inanacaksınız. Ve nebiyyin peygamberlere inanacaksınız. Ve atel mal ala hubbihi üzerinde muhabbetinizin, sevginizin olduğu maldan zevil gurba yakınlarınıza vereceksiniz. Komşunuzdur, akrabanızdır, hısmınızdır. Muhtaç olanları arayacaksın. Öyle e, sağda solda kalmış yürüyemeyen falan değil keşke şu koyun benim olsaydı diyebileceğin ni vereceksin. Evet. Üzerinde e, yani muhabbetim olan. En kalitesini. En kalitesini. Evet. En, en güzelini vereceksin. En güzelini yani vermişsin. şöyle biraz canın acıyacak. Eline hani o, Mehmet Hoca'nın anlattığı gibi e, adam diyor cebini diyor cıngışta diyor diyor. Orada bozuk para varsa çıkarıyor bir lira elli kuruş veriyor. Evet. Sadaka verdiğim zannediyor. Yok öyle bir şey ya. Verdiğin zaman canın yanacak şöyle. "O <laughs> para mi? bana da İyi lazımdı. mıydı?" falan evet. diyebileceksin yani. İyi Öyle Allah. bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Evet. 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 ama yetimlere, vel miskin, mesakin, miskinlere, vebn Sevil yolda kalmışlara vesayilen muhtaç olanlara efendim. Burada sayılanlar dikkat et. Hem imanın şartları hem de İslam'ın şartları. Evet. İmanın şartlarını saydı bak orada. İslam'ın şartları da işte zekat e, kimlere verilir? Sayılan kişilere verilir. Evet. Efendim. Vel mufuna bi ahdi Söz verdiğiniz zaman, bir şeyi ahdettiğiniz zaman sözümüzde durun diyor Cenab-ı Allah. Yerine getirin evet. Bunu zannederiz ki biz hani işte e, işte randevusuna geç kalmayan adam. Ya Allah emrediyor bunu kardeşim. Randevuna şey, geç kalma diyor. Söz, söz, söz verdiysen Sözü yerine, getir, evet. yerine getireceksin. Eyvallah. Müslümanın alameti bu. Evet. Dinin verdiği şey bu. Emir bu. Emir bu. Ve evet. sabirine fil be'sai Yani sabredenler, her türlü zorluğa karşı şey yapanlar, kendilerini koruyanlar. Göğüs gelenler. Göğüs, değil göğüs değil gelenler. Evet. Ve ulake hümül müttegûn takva ehli olan. Yani Allah'ın razı olduğu kullar bunlardır diyecek. Konu bu. Peki hocam. Bunu anladığın zaman nefsine kendinden ben bunlara bu ölçüye uyuyor muyum, uymuyorum diye nefsine sor. Evet. Tatbik etmeye çalış. İşte kurtuluş yolu bu, başka bir şey yok. Eyvallah. Kur'an'dan istifademiz böyle olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah ediyorum. razı Allah olsun. olsun. Tabii sorulması gereken çok sorular var. Tabii. Sizin de anlatmanız gereken o kadar çok yani, konular var ki Allah razı kitabı olsun. Kitabı buradan göstereyim yani. evet. ya. Burada hazırlanmış ki bu ancak bunu okuyabildik yani. Verize sağlık. Allah razı olsun. Sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür yani ederim. iyi ki biz de elhamdülillah Müslümanız. Amin. Rabbimize kul, peygamber efendimize ümmetiz. Tabi biz Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra da manasıyla beraber hayatımıza önce kendi evimizde, çourluğumuzda, çocuğumuza, daha sonra komşularımızda ve etrafımıza hem de bil mağruf mey'i insanlara anlatacağız. Tebliğ edeceğiz ama önce biz bileceğiz ve yaşayacağız. Tabii. Ki çok önemli bir konuydu. Başta söylediniz işte sahabe geliyor on ayet alıyor. Daha sonra ey Allah'ın Resulü bize on ayet daha ver. Gidip yaşayıp gelelim tekrar on ayet alalım deme olayı çok çok önemliydi. Onun için bunları gerçek manada yaşamak ve insanlara yaşatmamız gerekiyor. Bundan dolayı da ben size çok çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünüz rast getirsin. Amin. Cümlemiz. Allah hayırlı uzun ömürler, hayırlı sağlıklı günler nasip etsin size. Teşekkür ederim. Söylemek için son söz varsa. Allah razı olsun. olsun Sağol Yoksa programı kapatacağım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz programımızın daha sonuna geldik. Ben tabi programı kapatacağım. Daha sonra Yılmaz Yıldırım kardeşimiz bize artık ne hazırladı? Onunla beraber sizlere veda edeceğiz. Vizyon 58 televizyonun videosunda canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Ramazan Sohbetleri adlı programımız burada sona eriyor. Programımıza katılan Bekir Çöl abimize, ağabey, Yılmaz Yıldırım kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Pazartesi günü aynı saatte değişik konu ve konuklarla tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun efendim.